Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Dekanlarım, değerli akademisyenler, kıymetli konuklar ve sevgili arkadaşlar. Türkler ve Bilim başlıklı konferansa hoş geldiniz. Kıymetli konuklar, konuşmacımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Übeyli'nin özgeçmişlerini okuyorum. Profesör Doktor Mustafa Übeyli 1971 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde doğdu. 1994 yılında ODTÜ Meteoroloji Mühendisliğinden lisans, 1999 yılında Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliğinden yüksek lisans derecelerini almıştır. Birinci doktorasını 2004 yılında Gazi Üniversitesi Makine Eğitimi bölümünde, ikinci doktorasını ise 2005 yılında ODTÜ Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 2004-2010 yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmış ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Aralık 2010 tarihinden itibaren Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüten Profesör Doktor Mustafa Übeyli'nin malzeme bilimi, imalat yöntemleri ve nükleer enerji konularında 70 tanesi uluslararası indekslerde taralı dergilerde makaleler olmak üzere toplam 150 adet bilimsel eseri bulunmaktadır. Yayınlarına aldığı uluslararası toplam atıf sayısı 422, H indeksi ise 12'dir. Konferansımızı başlatmak üzere Profesör Doktor Sayın Mustafa Übeyli'yi kürsüye davet ediyorum. Rektör yardımcılarım, değerli akademik ve idari personel, sevgili öğrenciler, bugün ben sizlere Türkler ve Bilim konulu sunumu arz etmeye çalışacağım. Esas olarak bu sunumda sizlere kısa bir giriş vermek istiyorum. Daha sonra tabii ki bu süreçte tarihsel bölüm son derece önemli. Tarihte Türkler başlığı altında kısaca kurduğumuz devletler hakkında bilgi vermek istiyorum ve etki alanımızdan bahsetmek istiyorum. Daha sonra bilim ve teknoloji serüvenimiz iki kısma ayırdım. Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası, Cumhuriyet dönemi olmak üzere iki başlık altında vermeye çalışacağım ve yetiştirdiğimiz evrensel dahilerimiz, ünlü bilim insanlarımızdan bilgiler vermeye çalışacağım. Ve son olarak da aslında en önemli noktalardan birisi tabii ki bizim bu aşamadan sonra hedeflerimiz ne olmalı? Bilim ve teknolojide ne tür stratejiler izlememiz gerekiyor? Kısaca onlar üzerinde durmaya çalışacağım. Evet, hepimizin bildiği gibi bilim ve teknoloji hem bireylerin hem de toplumların refahını, hayat standartlarını yükselten en önemli unsurların başında gelmektedir. Aslında tarih boyunca baktığımızda değişik medeniyetlerin dünyaya hükmeden veya çok ileri uygarlıklar kuran toplumların, milletlerin bilim ve teknolojide ileri oldukları bir gerçektir. Bunlardan örnek olarak Mısır'da Roma İmparatorluğu ve Osmanlı Cihan Devleti'ni örnek verebiliriz. Dolayısıyla bilim ve teknolojide yapılan çalışmalar son derece önemli. Tabii biz kendi tarihimize baktığımızda Türklerin aslında en az 7-8 bin yıllık bir tarihi olduğu biliniyor. Ama bunun çok daha ötesi var tabii, ama bunun arkeolojik bulgularla ve tarihi verilerle ispatlanması gerekiyor, geliştirilmesi gerekiyor. Ama şu an elde edilen arkeolojik bulgular en az 7-8 bin yıllık bir tarihimiz olduğunu belirtiyor. Biz değişik zamanlarda yüzlerce yıl çok geniş coğrafyalara, ki bu aslında kilometrekare hesabı olarak yaptığınızda özellikle 16. ve 17. yüzyılda neredeyse 50 milyon kilometrekareye kadar Türklerin hükmettiği alan ve coğrafyanın sınırlarının 50 milyon kilometreye kadar olduğunu biz biliyoruz. Tabii biz çok büyük uygarlıklar ve çok büyük devletler kurduk. Tabii ki Türklerin çok iyi bilinen bir 2500 yıllık tarihi var. Aslında İskitleri de katarsanız yaklaşık olarak 3000 yıllık bir tarih. Özellikle bunlar Büyük Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti bunun en güzel örnekleri. Tabii biz kısaca şöyle bir bakacak olursak İskitlerle ilgili olarak veya Saka Türkleri, Türklerin belli aralıklarda, belli yüzyıllarda Orta Asya'dan, özellikle Tanrı ve Altay Dağları arasındaki bölgeden, Güney Sibirya bölgesinden dünyanın her tarafına dağıldığını, özellikle küçük Avrupa, Afrika'da dahil aslında buna ve Asya'nın her tarafına dağıldığını biz biliyoruz. Bunun aslında yapılan arkeolojik bulgularda İskit Türklerinin özellikle Aral ve Hazar Denizi'nin kuzeyinden itibaren Aral Denizi ve Hazar Denizi'nin kuzeyinden itibaren hem Kafkaslar, şimdiki Karadeniz'in kuzeyinde Ukrayna ve Rusya ve Doğu Avrupa'ya yerleştiğini, hatta Karadeniz'e gelip Anadolu'ya yerleştiklerini ve şimdiki Irak ve Suriye'ye kadar indikleri biliniyor. İskitler Orta Asya'da yapılan, kurganlarda yapılan kazılarda, gerek hazırlık kurganlarında 1970'lerde, 1979'da değişik aralıklarla yapılan kazılarda İskitlerin çok büyük bir medeniyet kurdukları ve Yunanlılardan aslında önemli ölçüde etkilenmediği ve kendi başlarına çok önemli bir kültür oluşturdukları biliniyor. İskitler Avrupa'da aslında Yunanlarla bir arada yaşamıştı ve çok önemli eserler bırakmıştı bilim ve teknolojik açısından. Özellikle metalurji, malzeme işleme gibi bilimsel çalışmalardan tutun da teknolojiden tutun da diğer pek çok alanda tarım ve hayvancılıkta çok ileri noktalarda ve Yunanlarla gerçekten çok iyi etkileşimde bulunmuştur. Hatta işte Hipokrat'ın Hipokrat'ın esas olarak hocasının yine İskitli bir Türk olan Anaharsis olunduğu, ünlü bir filozof ve hekim Anaharsis olunduğu biliniyor. İskitler tabi burada bazı İskit eserlerini gösterebiliriz size. Çok ileri teknolojik, son derece estetik ürünler bunlar. Türkler tabi çok eski, uzun bir tarih geçmişi boyunca çok ileri bir kültüre uygarlığa, bilim ve teknolojiye sahipler. Bunların eklemini zaten arkeolojik bulgular destekliyor. Evet, İskit eserlerinden bazı örnekleri gördükten sonra, evet, Balkan Kurganları Vadisi'nde yapılan çalışmalar da çok önemli eserler bulundu ve İskitlerin Türk olduğu ispatlandı, yani Sırdatürklerinin ve dolayısıyla çok önemli bir kültüre sahip oldukları elde edilen bulgularla desteklenmiştir. Biz tabi esas olarak tarihe baktığımızda eski Türk devletleri özellikle, yani göçebe kültürü yaygın olarak biliniyor ama Türkler göçebe kültürünün yanı sıra çok ileri şehir devletleri de kurmuşlardı. Özellikle 3000 yıllık, 2000-3000 yıl öncesine baktığınızda yeniden oluşmuş, bilgisayar ortamında oluşturulmuş, bu şekilde kaliteli yapılar son derece yaygın Türklerde. Yani Türkler sadece işte nedir, çadırda yaşayan, işte büyük kahramanlık ve cesaretle, işte elinde kılıçla binlerce kilometre yolu kat eden ve dünyaya hükmeden bir topluluk falan değildir. Son derece ileri kültür ve uygarlığa sahip. Çok geniş coğrafya olarak hükmetmek, İngiltere sadece kahramanlıkla veya çok usta savaşçı olmakta veya çok iyi devlet düzeni bilmekte gerçekleşemez. Bilim ve teknolojide de ileri olmak zorundasınız ki Türkler öyleydi. Bunlar zamandan itibaren, İskitler zamandan itibaren öyleydi. Biz tabii genel olarak tarih kitaplarına da baktığımızda genel olarak işte Büyük Hun Devleti'nden bir başlangıç olarak Büyük Hun Devleti esas olarak referans alınıyor ama tabii artık yeni bulgularla birlikte bunlar değişecek. Türkistan'da çok sayıda eser var. Hatta Asurlulardan, Sümerlerden, Akatlardan kalan pek çok eserlerden daha iyi korunmuş eserler var. Bunlar tabii incelenmedi. Bunlar incelenmesi gerekiyor. Pek çoğu tabii ki bizim arkeologları ve tarihçilerimizi bekliyor. Tabii bizim az önce de söyledim, pek çok Türk tarihiyle ilgili kitaplara baktığınızda ilk olarak Büyük Hun Devleti'nden söz edilir. İskit Türklerinden çok daha kısa bilgiler veriyor. Büyük Hun Devleti özellikle milattan önce 220 ve milattan sonra 46 yıllar arasında çok geniş bir coğrafyada, yani neredeyse Japon denizinden Hazar Denizi aralığına kadar tüm Orta Asya'yı kaplayan çok büyük bir devlettir. Ve çok büyük uygarlıklar kurmuşlardı devlet düzeni açısından ve yaptıkları çalışmalar açısından. Türkler her şeyden önce gerçekten ilk çalışmalara baktığınızda aslında mühendislik çalışmaları yoğun olarak askeri mühendisliktir. Dolayısıyla o şartlardaki teknolojik çalışma alanında şimdiki teknolojik çalışmaları kıyaslamak mümkün değil. Son 100 yılda olan çalışmalar bile insanlık tarihi boyunca olan teknolojik çalışmalardan çok çok daha fazladır. Etkisi çok daha büyüktür. Biz askeri teknolojiler olarak, askeri mühendislik olarak değerlendirmemiz önemli çünkü o zamanlarda en önemli mühendislik dalı olarak askeri mühendislik çıkmıştı ve Türkler bu konuda çok çok iyiydi. Yani çeliği şekillendirmesi, demir çelik üretimi, değişik metallerin üretimi, günlük hayatta ve savaşta kullanılan değişik alet ve teçhizatların üretimi konularında çok başarılıydılar ve pek çok uygarlık Türklerden öğrenmiştik bunları. Evet, Büyük Hun Devleti hepimizin çok iyi bildi. Özellikle Metehan zamanında çok büyük sınırlara erişmiş, çok önemli bir devlet. Yine benzer şekilde tabii ki Avrupa Hun Devleti'nden bahsetmek istiyorum. Yani özellikle Atilla Hun Devleti'nde, yani Paris yakınlarına kadar, Paris ve Roma'ya kadar ilerlemişti Atilla ve çok geniş sınırları Doğu Avrupa, Ukrayna ve Batı Rusya, Kafkaslar olduğu gibi Avrupa Hun Devleti sınırlar içerisine girmiştir. bu çok geniş bir coğrafya içerisinde baktığınızda Doğu Roma İmparatorluğu, yani Bizans İmparatorluğunu vergiye bağlayıp Batı Roma İmparatorluğu'na da kendi üstünlüğünü kabul ettirmiş bir büyük devlettir. Bakın tarihlere baktığınızda milattan sonra işte 4. ve 5. yüzyıllar arasında bu devleti görüyorsunuz. Ama peki diğer tarafta durum nedir? Diğer tarafta da aslında muhteşem ordusuyla Paris'e kadar ilerlediğinde, Roma'ya kadar ilerlediğinde Akkum Devleti ise Hindistan'ı fethetmişti. Hindistan'da kalıcı bir devlet kurulmuştu. Ve özellikle orada Kuzey Hindistan'da, Afganistan ve Pakistan bölgesinde Kuşanlardan sonra, ki Kuşanlar da bir Türk devleti, Türkistan kökenlidir, ve Akkum Devleti kurulmuştu. Yani çok geniş bir coğrafyada paralel olarak aslında Türkler özellikle bu milattan sonra 5. 6. yüzyıllarda çok geniş coğrafyaya hükmetmişlerdi. Yani sadece 16. yüzyıl değil, bu yüzyıla baktığınızda Türklerin hakimiyet alanı yine nereden baksanız en az 25-30 milyon kilometre. Bu korkunç bir coğrafya. Yani bazen küçük ülkeyi idare etmek bile belli sıkıntılara yol açabiliyor. Bu kadar geniş coğrafyaya hükmetmek, yani sadece kahramanlıkla, cesaretle, üstüne savaşma yetimiyle olacak bir şey değil. Böyle bir şey olamaz. Yani o zamanki dediğim gibi, yani askeri mühendislikte Türkler çok çok ileriydi. Devlet teşkilatı kurması açısından, teşkilatlanma açısından çok önemli bir bilgi birikimleri var. Evet, şimdi yani bunlardan yine kalma eserleri görüyorsunuz. Bunlardan gerçekten hem estetik açısından hem de işçilik açısından çok önemli. Altın işlemeci olsun, diğer metal işlemecini çok iyi şekilde yapabiliyorlardı. Ve son derece ileri bir kültür ve uygarlığa sahiptiler. Evet, şimdi dikkat ederseniz yani Hun Devleti'nden sonra kurulan önemli devletlerimizden birisi Göktürk Devleti. Göktürk Devleti de az önceki haritayla gösterdiğiniz gibi Hun Devleti ile aşağı yukarı aynı sınırlara sahip. Yani Türklerde esas olarak hanedan değişmesi var. Yani genelde hakim oldukları coğrafya çok net belli. Orta Asya her zaman hakimler ama Türkler bu sırada tabii ki ciddi derecede Afganistan, Pakistan, Harzem bölgesi, Kuzey Hindistan'da çok ciddi uygarlıklar ve izler bırakmışlardır. Türklerin Hindistan'a girişi en az 3-4 bin yıl öncesine dayanıyor. Pek çok bölge ismi olsun, kendi Hintçe'de yer alan kelimelerin Türkçe olduğunu biz biliyoruz. Daha sonra ise özellikle İslamiyet'ten sonra Türklerin hakimiyeti daha da perçinlenecek. Aralıksız 1000 yıl yine Türk devletlerinin hakimiyetini göreceğiz Hindistan'da. O yüzden Türkler çok eski zamanlardan itibaren özellikle milattan sonra 4. ve 5. yüzyılda Büyük Türk göçüyle tüm kavimlerin yerlerini değiştirmiştir. Yani kavimler göçünün olayının başlangıcı aslında Türk göçü, tamamen Türk göçüne bağlı. Ve tüm etnik yapıyı da değişmiştir. Yani milletler göçüyle. Dolayısıyla Orta'daki nüfus hareketi, Kafkaslardaki ve tüm Orta Asya'daki nüfus dengesi tamamen değişmiştir. Evet, bir diğer önemli devletimiz Avarlar. Yine Avrupa Hun İmparatorluğu'ndan sonra kurulan bir Türk devleti. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa ve Ukrayna'nın bir kısmında kurulan önemli devletlerimizden birisi. Evet, yine Avar İmparatorluğu'ndan kazılardan çıkartılan müzeler. Bunlar dünyanın değişik müzelerinde aslında rahatlıkla görebilirsiniz. Ne yazık ki bizde bunların bu eserler mevcut değil. Evet, Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra da yine iyi devlet kurma ve geniş coğrafya olarak hükmetme ülkelerine devam ettirmişlerdir. Bunlardan ilki tabii ki ilk Müslüman Türk devleti olarak kabul ettiğimiz Karahanlılar. Karahanlılar özellikle Harzem, Maviranehir ve Doğu Türkistan'ın bir kısmında hüküm sürmüş önemli devletlerimizden birisi. Bunlara sadece geçelim. Yine Gazneliler. İşte İslamiyet'ten sonra dediğim gibi Türklerin ilk yerleşmeye başlaması, gördüğünüz gibi 9. ve 10. yüzyılda özellikle Kuzey Hindistan'ı, Afganistan, Pakistan'ı tamamen içeren, İran'ın neredeyse tamamını içeren bir büyük devlet ve Türkler artık Delhi ve Agra'yı aldıktan sonra, Kuzey Hindistan'a yerleştikten sonra kalıcı olarak Hindistan'da devletler kurmaya devam edeceklerdir Gaznelilerden sonra. Evet, bir diğer önemli devlet, özellikle bu bizim bilim kültür tarihi açısından da önemli, az bilinen devletlerimizden birisi ama özellikle Alaaddin Tekin zamanında oldukça önemli noktalara ulaşmıştır. Meşhur Celaleddin Harzemşah'ın yetiştiren önemli bir devlet. Harzemşahlar da ağırlıklı olarak İran, Özbekistan ve Aral Denizi ile Hazardeniz arasındaki bölgeye etmiş ve özellikle Semerkant, Buhara gibi Doğu'nun ışığı şekilleri, Türklerin ışığı şekillerinin oluşmasında çok önemli katkılara var. Ve bilim teknoloji merkezi haline gelmesinde de buraların çok önemli katkıları olmuştur Harzemşahların. Evet, kurduğumuz yine büyük devletlerden birisi, tabii ki Büyük Selçuklu Devleti. Büyük Selçuklu Devleti de yine 1907 ile 1194 yıllar arasında gördüğünüz gibi bu bölgelere, yani Anadolu'ya kadar, Hicaz'a kadar çok geniş bir alana yayılmışlardır. İslamiyet'i kabul ettikten sonra çok kısa süre tamamen yönetimi ellerine almışlardır ve çok büyük devletler kurmuşlardır Abbasilerden sonra. Ve bunun da yansımasını görüyoruz. Gerek sadece askeri idari anlamda değil, aynı zamanda az sonra ifade edeceğim medrese, üniversiteleşme, evrensel dahilinin yetişmesinde çok büyük katkıları olmuş bir millet. Bu tabii belli bir dönem aralığında gerçekleşiyor ve Büyük Selçuklu'nda gerçekten oldukça büyük bir devlet olduğu sınırlardan görülebilir. Yine bir başka önemli Türk devleti ise Büyük Timur Devleti. Büyük Timur Devleti de oldukça büyüktür. Hindistan'dan itibaren Ukrayna'ya kadar çok geniş bir alanda yayılmış, en geniş sınırlara sahip Türk devletlerden birisidir. Evet, yine bir Türkmen devleti Safeviler. Safeviler uzun yıllar boyunca yine özellikle İran'da hüküm sürmüştür. Şimdiki Azerbaycan'ın öncü devleti diyebiliriz. Özellikle Kuzey ve Güney Azerbaycan, İran'ın batısını içeriyor. Burada yoğun bir şekilde Türkmen nüfusu var ve bu Türkmen devleti de uzun yıllar İran'da etkisini göstermişti. 1925'e kadar hanedanlık Türkler denildi İran'da. İran'da İslamiyet'ten sonra 1000 yıl aralıksız Türk devletlerinin hakimiyeti söz konusu. Evet, bir diğer büyük devletimiz Bağur Devleti. Bu da gerçekten çok büyük sınırlara erişmiş bir devletti. Özellikle Afganistan, Pakistan, Hindistan, Nepal gibi ülkeleri bünyesinde barındıran yaklaşık olarak 6 milyon kilometre karelik bir alana yayılmış bir devletti. 1526'da Muhaç Meydan Savaşı'nda Macaristan'ı alırken, fethederken 1526'da Timur'un torunu Babuşah devri Agra'yı almıştı ve tamamen Türk hakimiyetine tabi tutmuştu. Yine 17. yüzyılda Hümayun ve Ekberşah Hindistan'ın tamamını fethederek toprakları haline getirmiştir. Yani uzun yıllar bir Türk etkisinden söz etmek mümkün ve burada çok ciddi Türk etkisi var Hindistan'da. Çok eski tarihlerden itibaren gerek mimarisinde gerekse dillerinin yapısında özellikle Urduca diye dilin oluşması da yine Türklerin bir çalışması sonucu. Aslında biz 16. ve 17. yüzyıla baktığımızda Osmanlı ile birlikte Türkler hepimizin çok iyi bildiği gibi burada Orta ve Doğu Avrupa'yı tamamen ele geçirmiştik. Ve burada Ukrayna ile birlikte yine Kafkaslar, Hicaz bölgesi, İran ve Orta Afrika'ya kadar yani Sudan, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya'da dahil olmak üzere Afrika'nın yarısı. Ve ortasında Türk hanlıkları var tabii bu süre içerisinde. Hile hanlığı var, daha sonra Buhara hanlıkları, Kıpçak, Özbek hanlıkları gibi değişik hanlıklar kuruluyor ve burada da Babur Devleti var. Yani aşağı yukarı topladığınızda 16. ve 17. yüzyılda Türklerin hakimiyet alanı, hükmettikleri alan yaklaşık olarak 45 ile 50 milyon kilometrekare arasında. Bu inanılmaz bir rakam. Yani bu kadar uzun süre, yüzyıllarca bu kadar geniş coğrafyalara hükmetmek dediğim gibi sadece üstün sanatçı yeteneği, kahramanlık, cesaretle olacak bir şey değil. Yani Türkler belli dönemde çok ileri derecede bilim teknolojide her anlamda, sosyal ve kültürel anlamda çok çok ileri noktadaydı. Ama tabii bu üstünlüğümüzü ne yazık ki daha sonradan kaybedeceğiz. Bunu ileride geride gideceğiz. Avrupalardan kalma sadece bazı eserleri göstermek istiyorum. Bunları çok iyi bildiğiniz gibi bir şaheser, Taçmahal. Bunu Mimar Sinan'ın öğrencileri yapmıştır. Yani öğrencisi bu kadar yapıyor, bir de Mimar Sinan yapsa nasıl olurdu diye insan düşünmeden edemiyor. Yine Agra Kalesi ve Kutup Minar veya Minar Kutbu diye, kulesi diye adlandırılıyor. Hindistan'daki önemli Türk eserleri ve gerçekten mimari açısından Türkler Hindistan'a çok büyük damga vurmuş, damga vurmuşlardır. Ve her tarafta hissedilir bu. Ve tabii ki bizim gerçekten kültürel anlamda Pek çok anlamda, medeniyet anlamda, uygarlık anlamda en büyük gurur duyduğumuz, en büyük gururumuz yani Osmanlı Cihan Devleti. Osmanlı Cihan Devleti hepinizin bildiği gibi 3 kıtaya yayılmıştı ve yaklaşık 20-22 milyon kilometre karelik bir geniş bir alana hükmediyordu. Ve bu yatı içerisinde 600 yıl boyunca bu topraklara egemen oldu. Dediğim gibi az önce de verdiğim gibi Orta Afrika'dan Viyana kapılarına kadar, Kafkasya'dan Ukrayna'ya kadar geniş bir araziye, geniş nitelere hükmetmiştir. Şunu bahsetmeden geçemeyeceğim ben. Tabii ki bu kadar binlerce yıllık tarihe baktığınızda pek çok tarihçinin ortak görüşü var. Özellikle bir Fransız Türkolog Jean-Paul Rouault'un dediği gibi Türklerin değişmeyen özellikleri vardır. Bunlardan Hun Türklerinden Osmanlı'ya kadar. Türkler her zaman için fethettikleri yerlerde çok adil olmuşlardır ve yönettikleri hiçbir topluluğu sömürmemişlerdir. Emperyalist değillerdir. Hiçbir milletin ne ülke yönden ne dil yönden karışmamıştır. Ve gerçekten Türklerin hükmettiği yerlerde bu anlamda topluluklar gerçekten rahat yaşadı. Bu sadece Osmanlı ve Selçuklu ile sınırlı değil. İslam öncesinde de Türkler böyleydi. Bu bir artık genle bağlıyorum ben bunu. Ve bu tarafsız ve yabancı tarihçilerin de ortak görüşü her zaman adildiler ve ileri medeniyet kurmuşlardı. Hiçbir zamanda bir sömürü amacıyla bir yerlere girmediler ve yönetmediler. Zaten böyle bir şey olsaydı herhalde şu an durum çok farklı olurdu. Şu an herhalde dünyada en çok konuşulan dil Türkçe olurdu ve herhalde Türkiye'nin durumu çok daha farklı olurdu zenginlik açısından diye düşünüyorum. Burada biz bilim ve tabii kısaca Türk devletiyle ilgili bilgiler verdikten sonra şimdi bilim ve teknoloji serüvenimize geçmek istiyorum. Tabii ki verdiğimiz bu devletler belli başlı devletler. Yoksa Türklerin onlarca kurduğu devlet var. Yani bazı kaynaklara göre 160'a kadar çıkıyor bu. Beylikler, atabeylikleri falan sayarsanız. Ama biz tabii önemli olan devletleri burada vermeye çalıştık. Şimdi biz bilim ve teknoloji serüvenimizde Cumhuriyet öncesi döneme öncelikle göz atmamız gerekli tabii ki. Cumhuriyet öncesi tarihimizde bilim ve teknoloji çalışmalarıyla ilgili bilgiler tabii ki ağırlıklı olarak Gazneliler, Karahanlılar, Büyük Selçuklular, Harzemşahlar, Büyük Timur Devleti ve Osmanlı Devleti dönemlerine ait ağırlıklı olarak. Ve onlarla ilgili ve bu devletlerde yetişen büyük bilim insanlarından size bahsetmeye çalışacağım. Evet, burada az önce de ifade ettiğim gibi Türkler 9 ve 16. yüzyıllar arasında bilim ve teknolojide öncüydüler. Gerçekten çok ileri noktadaydılar. Özellikle 9. ve 14. yüzyıllar arasında bir İslam Rönesansı yaşanıyor. Siz bu tarihlere baktığınızda aslında her anlamda geriler. Yani bilim teknoloji anlamında da geride, yaşamsal anlamda da, kültürel anlamda da çok geriler. Ve bu tarihler arasında biz zirve yaptığımız noktalar ama ne yazık ki bizim çöküşümüzde özellikle 16. yüzyılla birlikte başlıyor ama 17. yüzyılda devam edecek gerileme, duraklama. Yani sadece toprak kaybı veya bazı toprakları, ülkeleri kaybetmemiz anlamında demiyorum. Yani bilim teknolojide geri kalışımız anlamında da söylüyorum. O yüzden biz özellikle bu yüzyıllar arasında Türklerin katkıları çok fazla. Tabii biz şu şekilde sınırlandırmamamız gerekiyor. Tam bir Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra tabii ümmet kavramı var ve Türk devletleri içerisinde yetişen değerli bilim insanları özellikle bu bilime katkıda bulunan insanların çok büyük bir çoğunluğu Türk devletleri içerisinde yetişmiştir. Türk medreselerinde yetişmiştir. Bu son derece önemli. Ve Türkler belli dönemde bilim ve teknoloji gerçekten çok büyük önemler vermiştir. Çok öngörülü, vizyon sahibi hakanlar, sultanlar bulunmuştur. Ama ne zaman ki bu öngörsüz kişilerin veya bilim ve teknolojiye yeteri kadar önem vermeyen kişilerin iktidar olduğu dönemlere baktığımızda ise durum tersine dönmüştür. Ve ne yazık ki biz gerileme sürecine girmişiz. Özellikle 17. yüzyıldan sonra. Şimdi ciddi derecede tabii ki burada tabii ki Doğu dünyasından Arap ve Fars bilim insanları var. Onların da çok ciddi katkıları var. Pek çok milletler tabii ki bilim ve teknolojiye katkıda bulunmuştur. Ama bizim bulunduğumuz aralık özellikle 9. ve 14. yüzyılda evrensel dahi niteliğinde pek çok bilim insanı yetişmiştir Türklerde. Evet, burada ben öncelikle tabii ki bilim insanların yetişmesi, araştırmacıların yetişmesi tabii ki üniversite eğitimi son derece önemli bunların yetişmesinden. Tabii ki biz medrese sistemini ilk olarak ne zaman kurumsallaştırdık, ne zaman ön plana çıktı ona bakmamız gerekiyor. Aslında medreseleri ilk önce Türkistan'da Karahanlar tarafından kurulduğu biliniyor. Ama bu Gazneliler ve Samaniler tarafından da geliştirilmiş. Ama bunun ileri örnekleri, ilk kurumsallaşması ise üniversite kimliği kazanmaları Nizamiye medreseleri ile gerçekleştiğini biz görüyoruz. Evet, ünlü Selçuklu Veziri Nizamü'l-Mülk gayretleri sonucunda ve Tuğrul Bey'in de direktifleri doğrultusunda Nizamiye medreseleri kuruluyor. İlki 1046 yılında Nişabur'da kuruluyor ama daha sonra bu genişletiliyor tabii. Büyük Selçuklu devlet topraklarında çok değişik şekillerde Bağdat, Rey, Bel, Herat gibi, İsfahan gibi çok önemli kentlerde bu sayıda çok tip medreseler kurulduğu biliniyor. Tabii bu okulların benzeri yine Büyük Selçukluların devamı Anadolu Selçuklularında da kuruluyor. Özellikle Kayseri, Konya, Sivas, Erzurum gibi şehirler ön plana çıkıyor burada. Ve Nizamiye medreseleri bu Anadolu Selçuklularında kurulan Nizamiye medreseleri örnek alınıyor. Daha sonra Osmanlı medreselerinde örnek teşkil edecektir. Tabii biz Orta Asya'da baktığımızda gerçekten Semerkant, Buhara, Gürgenç, bunun yanı sıra Bağdat, Nişabur gibi şehirler, İsfahan gibi şehirler çok ön plana çıkan şehirler. Birer bilim merkezleri durumunda. Ve o zamanki tabii ki iktidarda bulunan Türk sultanlarının bilim ve teknolojiye çok büyük destek vermeleri, medrese öğretimine çok destek vermeleri ve bilim insanlarla tamamen toplamaları gerçekten bilim ve teknolojideki çalışmaların çok ileri, çok hızlı olmasını sağlıyor. Ve çok önemli katkılar sunuyorlar. Evet, bütün Nizamiye medreselerinin aslında getirdiği ilgiler var. İşte kredi sistemi, yatılıda burs sistemi Nizamiye medreseleriyle kurumsallaşıyor. Yeni üniversitelerde mertebeleşme sistemi, belli sınavlardan geçerek işte akademisyenlerin yükselmesi, yine doktora diplomasının verilmesi ki icazetname deniliyordu. Bunlar tamamen nedir? Selçuklu medreseleriyle nedir? Hayata geçirilmiştir. Evet, yani bir araştırmacı da yine Avrupa üniversitelerindeki doktora sınavı usulünün Selçuklu medreselerinden alındığını öne sürmekten. Evet, yani Anadolu'nun dört bir tarafında, yani Büyük Selçuklularla başlayan medrese sistemi, Nizamiye medreseleri Anadolu'lu Selçuklularla devam ediyor ve Türkiye'de pek çok yerde, yani Sinop'taki Pervane medresesinden, işte Antalya'daki İlyasettin Keyhüskar medresesine, yine işte Bitlis'teki İhlasiye medresesinden Konya'daki Sırçalı medreseye kadar pek çok alanda, pek çok yerde Türk medreselerini biz görebiliyoruz ve bunlardan gerçekten her anlamda yönetici, bürokrat, muallim, doktor, mühendis gibi çok değişik amaçlı toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yetişmiş insan gücü sağlanıyordu. Ve bunların örneklerini tabii Anadolu'nun dört bir tarafından görmemiz mümkün. Yani sadece belli bir yerine sınırlı kalmamıştır. Her tarafa yayılmıştır bunlar. Bu gerçekten Selçukluların eğitime ne kadar önem verdiğiyle birebir ilişkili. Aynı zamanda biz tabii ki Büyük Timur Devleti zamanında da özellikle Semerkant ve Buhan çok önemli merkezler olduğunu biliyoruz. Harzemşahlar Devleti'nden sonra özellikle Büyük Timur Devleti zamanında Semerkant ve Buhan son derece önemli. Bunlar gerçekten Doğu'nun, daha doğrusu Orta Asya'nın en önemli ışık saçan şehirleriydi. En parlak bilim merkezleri olmuştu. Evet, biz Selçuklulardan sonra tabii kurduğumuz en önemli devlet Osmanlı Cihan Devleti'nde baktığımızda ise Osmanlı medreseleri sisteminde, üniversite sisteminde aslında doğrudan Nizamiye medreselerine alındığını biliyoruz referans olarak. Ama da, tabii ki bu Osmanlı medreselerinde bir takım iyileştirmeler yapılmış ve kurumsal kimlik kazanması sağlanmıştır. Niteliği daha da iyileştirilmiştir Osmanlı medreselerinde. Osmanlı Cihan Devleti özellikle beylik döneminden çıkış süreci içerisinde ilk olarak işte Orhan Gazi'nin İznik fetholunmasıyla birlikte ilk medrese İznik'te kuruluyor. Daha sonra bunların tabii Edirne, sırasıyla Bursa ve Edirne'nin fethedilmesiyle Bursa ve Edirne'de yaygınlaşıyor medreseler. Ve Bursa'nın fethinden sonra pek çok medreseyi görüyoruz. İşte Yeşil Medrese, Yıldırım Medresesi, Muradiye Medreseleri gibi medreseler yaygın olarak kuruluyor. Bursa son derece önemli bir ilim ve kültür merkezi haline geliyor. Daha yani tam Osmanlı Devleti imparatorluk seviyesine çıkmadan önce. Evet, burada medreselerden örnekler. Yine Edirne tabii fethedildikten sonra devlet merkezi oluyor ve orada çok ciddi yine üniversiteler kuruluyor. Üç şerefli medrese bunlardan birisi. Evet, Bursa'daki Yıldırım Medresesi. Ve ilk zamanlarda tabii ki Edirne nasıl işte Anadolu seçimlerinde Konya, Kayseri, Sivas özellikle önemli ilim merkezi ise Osmanlı Devleti'nde de Edirne, Bursa ve daha sonra da tabii ki İstanbul ön plana çıkıyor. Üç şehir son derece ilim ve kültür merkezi oluyor. Şimdi Osmanlı'nın ilk zamanlarında bile daha yeni tam olarak olgunlaşmamış bir devlet durumunda bile 14. yüzyılın başlarında yaklaşık olarak 82 tane Eylül Fakir Medresi kurulduğunu biliyoruz. Bu gerçekten son derece önemli ve bu medreselerde dini bilimlerin yanı sıra tabii ki matematik, astronomi, tıp bilimleri okutuluyor ve yetkin bilim insanları yetiştiriliyor. Ve gerçekten önemli bilim insanları da özellikle Fatih döneminden itibaren Ali Kuşçu başta olmak üzere önemli bilim insanları İstanbul'a getiriliyor. İşte Ayasofya ve Fatih medreselerinde müderrislik yaptırılıyor. Evet, Fatih'in kurduğu Fatih Kulliyesi ve gerçekten son derece önemli bir üniversite. Yine aynı şekilde Sultan Süleyman'ın kurduğu Süleymaniye Kulliyesi artık tamamen üniversite sisteminde, yani Osmanlı Devleti'nde en ileri vardığı nokta. Tamamen artık her şey olgunlaşmış. Çok ileri seviyede araştırmalar yapılıyor. Her alanda çalışmalar var. Temel mühendislik bilimleri yoğun olarak çalışılıyor. Tıp medreseleri hatta ayrı olarak değerlendiriliyor. Oldukça iyi çalışmalar var ve biz bu üstünlüğümüzü dediğim gibi bilim teknolojideki konumuzu 16. yüzyıla kadar sürdürebilmişiz. Evet, burada Süleymaniye medreselerinde az önce de ifade ettiğim gibi temel mühendislik bilimlerin her alanında hemen yani o zamanki o devirde tabii ki ilişik olan, özdeş olan tüm bilimlerde eğitimler yapılıyordu ve çok güzel çalışmalar vardı. Evet, böyle bilim insanlarına geçmeden önce ben Cumhuriyet öncesindeki 17. yüzyıldaki kopuş nedir? Niye böyle oldu? Sonradan bu üstünlüğümüzü neden işte batıya kaptırdık gibi tabii ki sorular aklınıza geliyor. Bunun temelinde yatan şeyler tabii ki medrese eğitim sistemindeki bozulmalar. Özellikle Tanrı Sultan Süleyman'dan sonra gelen yöneticilerin yeteri kadar bilim ve teknolojinin önemini tam kavrayamaması, yanlış yönlendirmeler ve dolayısıyla bizim ne yazık ki medreselerde özellikle eğitim sisteminde fen ve mühendislik bilimlerinin, müsbet bilimlerinin tamamen müfredattan çıkartılması, sadece dini bilimlerin, hukuki bilimlerin okutulması yatıyor. Ve bu gerçekten tabii ki bizde oranması çok zor yaralar ortaya çıkartmıştır. Özellikle 400 yıl boyunca. Yani 400 yıllık bizim tarihimize baktığımızda maalesef bilim ve teknolojideki çalışmalarımıza gerçekten bazı konularda çalışmaları bile takip edemediğimiz gözlemleniyor. Evet, burada ne yazık ki tabii medreselerin bozulmasının pek çok nedeni var. Bunun en temelinde de tabii müsbet bilimlerin çıkartılması ama bunun yanı sıra kanun döneminde başlıyor. Müderrislerin yani akademisyenlerin normal yollar dışında atanmaya başlanması. Hatta medrese eğitimi görmemiş bir insanın bile akademisyen olarak nedir medresede görev yapması. Yani bu gerçekten son derece yani ölümcül hatalardan birisi. Aktif ve müsbet bilimler çıkartılmıştır demiştik. Artık tartışma eleştirme yöntemi tamamen müfredattan kalkıyor. Tamamen dogmatik bilgiler. Daha önceki var olan bilgilerle eğitim öğretimi geçiştiriliyor. Araştırma ve geliştirme bırakılıyor tamamen. Ve ne yazık ki bilim ve teknolojiye biz tabiri uygunsa aslında sırtımızı dönmüşüz. Ve bundan sonra da zaten gerileme çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Peki Batı bu süreç içerisinde ne yapıyor? Batı tabii ki nedir? Rönesans reformu gerçekleştiriyor ama Rönesans ve reformu gerçekleştirmesi tamamen aslında Türklerden, Araplardan değişik yollarla aldığı bilgiler sayesinde gerçekleşiyor. Ki bunlardan birisi Endülüs Emevilerinden, birisi Haçlı Sefevileri Türklerden, üçüncü yolda Sicilya'daki Müslüman Araplardan alma yoluyla gerçekten kendisini geliştiriyor. Aslında Batı'nın kurduğu uygarlığın, Rönesans reformunun temeli yine Doğu dünyası, Türkler, Araplar, Farsiler. Yani bunu böyle görmek lazım. Yani Batı her anlamda gerideyken Bunları alarak çok iyi pekiştiriyor, Rönesans reformu gerçekleştiriyor, aydınlanma çağı. Tabii üniversitelerde bilim ve teknolojiye çok ciddi şekilde önem vermeye başlıyor ve endüstri devrimini yaşıyorlar. 1750-1830 yıllar arasında çok ciddi bir sanayi devrimi var. Ve biz o sıralar maalesef yani bu tür şeylerden, gelişmelerden falan uzağız, takip de edemiyoruz bazı noktalarda. Gerçekten bunun tabii bedelini acı ödedik ve hala aslında ödüyoruz. Evet, yani medreselerde yozlaşma tabii sadece işte akademisyenlerin usulsüz olarak atanması falan değil. Daha pek çok alan aslında medreselerde inanılmaz yani. İnsanın aklını almayacağı şeyler oluyor. Yani hatta işte orada görev yapan müderrislerin, devlet adamlarının daha işte yeni doğmuş çocukları bile nedir medresede müderris olarak gösteriliyor. Maaş bağlanıyor, işte bunlara beşik bilemansı falan deniliyor. Yani akıllara zaten bir durum. Burada yine tabii ki usulsüz atamalar, yetkin olmayan kişilerin müderris olarak görevlendirilmesi gibi pek çok sıkıntılar var. Ve bunun dediğim gibi bedelini ne yazık ki ağır ödedik ve ödemeye de aslında devam ediyoruz. Şimdi ben tabii bu kısaca hem Türk tarihi hem de işte medrese sistemi, özellikle Selçuklu ve Osmanlılardaki medrese sistemleri kısaca size aktarmaya çalıştım. Şimdi biz tabii yetiştirdiğimiz evrensel dahiler var mı? Biz gerçekten Türkler olarak bilime ciddi anlamda katkılar yapabildik mi? Yoksa işte büyük devletler kurduk, işte geniş coğrafyalara hükmettik, ondan sonra birden kesildi mi? Böyle bir şey var mı? Bir onu irdelemeye çalışalım. Biz tabii ki özellikle 9. ve 14. yüzyıllarda çok önemli bilim insanları yetiştirdik. Bunlar evrensel dahi niteliğinde. Pek çoğu evrensel dahi niteliğinde. Bunlardan ilki Abdülhamid Türk. Bu Harzemli, El-Harezmi ile çağdaştır. Ve ilk cebir kitabını yazan önemli bir Türk bilim insanıdır. Yani matematik değil ki, az sonra göreceksiniz matematik, gökbilim, tıp özellikle, hatta felsefe Arabi'yle. Bu konudaki yazılmış başyapıtlar, temeller Türk bilim insanlarının gayretleri sonucunda oluşmuştur. Özellikle Türk devletleri zamanında yetişen bilim insanların çok büyük katkıları vardır. Yani biz gerçekten bu 9. ve 14. yüzyıl arasında çok büyük katkılar yaptık. Bu yatsınamaz. Bunu belki işte ya biz ne yaptık ki işte bilim ve teknolojide hep Batı yaptı, Batı yaptı. Tamamen yanlış bir şey. Öyle bir şey yok. Yani Türklerin yanı sıra tabii ki Endüs Emeviler çok önemli bir uygarlıktır mesela. Çok ciddi katkıları vardır. İnanılmaz bir uygarlık oluşturmuşlardır. Yani Fars bilim adamları da yine aynı şekilde önemli katkılar vardır. Çinlilerin katkıları vardır. Hintlilerin çok büyük katkıları vardır. Özellikle matematik alanında. Pek çok toplumun katkısı var. Yani sadece Batı'dan birdenbire bilimler fışkırmadı yani. Bunların bir altyapısı var ya, bu altyapıda ya gerçekten Türklerin çok ciddi katkıları var. Evet, bunlardan birisi tabii ki bizim gurur kaynağımız evrensel dahi Harzemli. Bu Harzemli bir Türk 9. yüzyılda özellikle aritmetik ve cebirle ilgili çalışmaları var ve cebirle ilgili çok önemli kitabı var. Batı Hint rakamı ve hesaplama sistemini Harzemli ortaya çıkarmış ve kullanmış ve Batı da Harzemli'den öğreniyor bunları. Ve matematik alanında gerçekten evrensel bir dahidir Harzemli. 9. yüzyılda gerçekten çok önemli çalışmaları var ve kitapları var. Cebir ve mukabele hesabı özel kitap matematik dünyasında bir ilktir. Çok önemli bir matematikçi ve gerçekten de cebir ile geometri arasında paralellik de kuruyor ve Batı dünyasını oldukça derinden etkileyen bilim insanlarımızdan birisi. Tabii ki İbn Sina, Buharalı bir Türk, Afşana kasabasında doğuyor. Tabii ki tıbbın babası olarak nitelendiriliyor ama yani sadece tıbbın kanunatlı eseriyle falan meşhur değil. Yani bu çok önemli bir bilim insanı. Çok değişik alanlarda inanılmaz eserleri var İbn Sina'nın. Çok sayıda makalesi var ve çok sayıda kitabı var. Bu gerçekten felsefe, matematik, gökbilim, fizik, kimya, tıp, müzik gibi alanlarda çok önemli çalışmalar yapmış. Türkçe şiirler yazdığını da biliyoruz biz İbn Sina'nın. İnanılmaz bir deha. Evet, Batı ülkelerinde 16. yüzyılda, Doğu ülkelerinde ise 19. yüzyılın sonuna kadar İbn Sina'nın eserleri okutuluyor. Yani başyapıt. Gerçekten son derece önemli bir kitap. Ama bu kitap gerçekten çok kapsamlı. Nedir? İşte koruyucu hekimlik, anatomi, ilaçlar, patoloji ve cerrahi gibi yöntemleri hepsini ele alıyor bu eserde. Çok kapsamlı bir eser. Yani bunların her biri apayrı uzmanlık alanları ve gerçekten o yıllarda bu konularla ilgili eser örnek gerçekten çok çok önemli. Bu gerçekten önemli bir evrensel dahilerimizden birisi. Ve tarihte ilk defa tıp ve cerrahi yine hikayeli disiplin olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda Newton'un kanunlarına çok benzer mekanik çözümlemeleri var İbn Sina'nın. Yani sadece tıpla anılmaması gerekiyor. Çok önemli bir bilim insanı. Yine bir başka önemli astronomi bilgimiz, gökbilimci Ferdani, Türkistan'ın Ferdani şehrinde doğmuş. Burada astronominin ve göğün hareketlerinin esasları isimli eseri Latinceye birkaç kez tercüme ediliyor ve gerçekten 13. yüzyıla kadar, bakın 4 asır, arada 4 asır fark var. Gökbilimleri kitabı olarak kullanılıyor ve pek çok önemli hesaplamaları biz bu kitap içerisinde görebiliyoruz. Evet, yani güneş ve gezegen büyüklüklerinde uzaklıklarını incelemiş. Yine gökbilimde kullanılan usturlap diye adlandırılan işte bir takım mekanik aletlerin ve ölçüm cihazlarının yapılması ile ilgili çalışmaları da var. Bu da çok önemli bilim insanlarımızdan birisi. Evet, amacurlar, bunlar baba ve oğul, bir gözlem evinde çalışan, gökbilimle uğraşan önemli iki bilim insanı. Gerçekten yaptıkları çalışmalar, özellikle ay gözlemlerinin çok daha, vatandaşınkinden çok daha doğru olduğu tescillenmiştir. Bunları da gökbilimle ilgili özellikle önemli katkıları olan bilim insanları. Evet, bizim bir diğer önemli evrensel dahimiz Farabi ve ikinci Aristo diye adlandırılır. Zaten felsefenin Müslümanlar arasında tanınmasına, yaygınlaşmasına, bilinmesini sağlayan son derece önemli bir bilim insanı. Farabi'nin yazdığı Güneş Şekli isimli eser aslında Rönesans'ın kaynağını oluşturuyor ve buradaki toplum bilimcilerin ilham kaynağı olarak incelenmiştir. Son derece önemli bir evrensel dahimiz Farabi. Yani Farabi meseleleri sadece aslında bunun sınırlı değil, bu da çok önemli bir insan. Müzikle ilgili çok ilginç çalışmaları var. Müzik konusunda özellikle, Türk musikisiyle ilgili çok güzel eserler olduğunu biliyoruz. Evet, bir diğer önemli bilim insanımız Kaşgarlı Mahmut. Bu tabii en çok bilinen eser Divan-ı Türk. Yani esas olarak tabii önemli bir dil bildiğimiz, dil bilimcimiz, Türk Dili Sözlüğü isimli meşhur eseri yazmış. Ama esas olarak Türk coğrafyasıyla ilgili bilgiler de verdiği bir dairesel dünya haritasında oluşturduğunu biz biliyoruz. Kaşgarlı Mahmut. Evet, Biruni, Biruni'nin pek çok bilim tarihçisine göre tüm zamanlarının gelmiş geçmiş en önemli, en çok etki yapan bilim insanı olarak kabul ediliyor. Ve yaşadığı asır aslında Biruni veya Biruni asrı diye adlandırılıyor. Ve gerçekten bu aslında bu şekilde Biruni gibi bir bilim insanı ancak 400-500 yılda bir gelir. O derece gerçekten çok büyük etkisi olmuş, çok yönlü çalışmalar olan çok önemli bir dehadır Biruni. Gazneli Sultan Mahmut döneminde, Gazneliler döneminde yaşamış ve Gazneli Sultan Mahmut en büyük hazinem diye Hindistan'a alıp götürdüğü bir bilim insanı. Son derece önemli çalışmaları var. Bunlara kısaca göz atacak olursak, işte Mesnun Kanuni isimli eser Gazneli Sultan Mahmut için yazdığı eser gökbilim konusunda yazılmış en kapsamlı eser. Sadece gökbilimle değil sınırlı, aslında Kopernik'le başlayan modern gökbilim çalışmanın temelini yine Biruni oluşturmuştur. Biruni temelli yani bunda da yaptığı çalışmalar. Ama bunun yanı sıra çok ilginçtir aynı zamanda bir jeologtur. Aynı zamanda bir maden mühendisidir. Cevherlerin bilgisi hakkında bilgilerin kitabı isimli eserlerinde metal ve taşlarla ilgili bilgiler veriyor çok çeşitli. Bir diğer önemli nokta cisimlerin yoğunluklarını çok net olarak belirleyebiliyor. Yani kendi bulduğu yöntemde yoğunluklarını tespit edebiliyor. Pek çok metal ve taşın yoğunluklarını tespit ettiği biliniyor. Biruni'nin aynı zamanda farmakolojiyle de ilgili çalışmaları var. Yani Eczacılık kitabı adlı eseri yayınlamıştır. Yine Hindistan'da bulunmasından dolayı Hindistan üzerine yani Hint dinleri, felsefelerini, bilimini, yasalarını, gelenek göreneklerini anlattığı bir eseri var mevcut. Evet, yani tıp alanında da önemli meseleler var Biruni'nin. Yani sezeryanla ilk doğum yaptırmayı başaran kişi olarak kayda geçmiş. Aynı zamanda şifalı otlar ve 3000 üzerinde şifalı otlar ve bitkiler hakkında verdiği bilgiler verdiği bir kitabı var. Bunda binlerce yılında yazıyor. Gerçekten de çok kapsamlı bir çalışma. Gördüğünüz gibi gerçekten çok geniş bir alanda gökbilimden eczacılar kadar geniş bir alanda nedir? Eserler vermiş, önemli bir dahi. Evet, Nasreddin el-Tusi Dayıhanlar döneminde Azerbaycan'da, Güney Azerbaycan'daki Meraga'da bir gözlemleri kuruyor. Çok önemli bir gökbilimci. Ve bakın bunun kurduğu gözlemleri ancak Batı'da bu ayarda bir gözlemleri 300 yıl sonra kurulabiliyor. Son derece ileri gelişmiş ölçümler yapılabiliyor. Son derece değerli çalışmalar yapılabiliyor. Astronomi tabloları oluşturulabiliyor. Çok önemli bir bilim insanı ve çalışmalarını Güney Azerbaycan'da yürütmüştür. Ve Timur'un torunu Ulu Bey hem sultan, hükümdar hem de aynı zamanda çok önemli bir bilim insanı, gökbilimci. Ve yazdığı Ulu Bey'in zici tüm dünyada uzun yıllar yine bir başvuru kaynağı olarak kullanıyor. Ve Semerkant'ta özellikle bir bilim ve kültür merkezi haline gelmesi için gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyor. Semerkant Üniversitesi çok ileri konumdaydı. Özellikle hem Harzemşahlar hem de Timurlar zamanında. Ve Ulu Bey gerçekten kendisi de bir bilgin olmasından dolayı bilim insanlarına çok destek veriyor ve önemli bilim insanlarını Semerkant'ta, Buhara'da toplamak için uğraş veren önemli birisi. Ve Semerkant'taki kendi kurduğu gözlemelerinden bir kesit burası. Bu gerçekten Semerkant gözlemeli bilim tarihi açısından son derece önemli. Tabii bunların yanı sıra daha burada ismini almadığımız pek çok bilim insanımız var. Yani bunlardan birisi Gıyasettin Cemşit'ten de bahsetmek lazım. Yine Matematiğin Anahtarı isimli önemli bir eser kazandırmıştır. Yine Kadızade Rumi, Anadolu Türklerinden, işte Horasan'da özellikle Semerkant'ta da görev yaptığını biliyoruz. Önemli çalışmaları var, gökbilimle ilgili özellikle. Ali Kuşçu, Fatih döneminde nedir? Hem Ayasofya hem de Fatih Külliyesi'nin müderrislik yapılması için getirilmiş ve Fethiye ve Muhammediye isminde gökbilim ve matematik kitaplarını yazmış önemli bir bilim insanı. Ve yine yetiştirdiğimiz önemli eğitimlerden birisi ve önemli eserler bırakmış Şerafettin Sabuncuoğlu yine. Bu meşhur eğitimlerden birisi. Kendisi pek çok hastalığın tedavisini ile ilgili yöntemler geliştirmiş önemli bir bilim insanı. Ve bunun yanı sıra yine bir takım ünlü matematikçilerimiz var. Yani 14. 15. 16. yüzyılda yine aynı şekilde. Molla Lütfü bunlardan birisidir. İşte Hikim Nidai, İbn Şerif gibi bilim insanlarımız da var. Bunları biraz hızlı geçiyorum. Ve bizim tabii 16. yüzyıla kadar, biraz tarih sırasına göre geldim ben. 16. yüzyılda taklitin son derece önemli evrensel dahil. Aslında belki de işte Katip Çelebi ile birlikte yetiştirdiğimiz son evrensel dahi diye adlandırabiliriz. Taklitin gerçekten çok önemli bir bilim insanı. Matematik ve gökbilim başta olmak üzere çok geniş bir perspektifte eserler vermiştir. Mekanik saatler yapımında usta, değişik mekanik saatler yapmıştır. Trigonometrik fonksiyonların tanımlamalarını yapmış. Rakamlama sistemini geliştirmiştir. Ve bunlar minyatürler takviyetinle ilgili. Yine optikle ilgili bir eseri var. Ve aynı zamanda bir mekatronik için, değişik sistemler için araçların tasarımında yapmıştır. Evet, Piri Reis'i tabi anmadan geçemeyiz. Piri Reis sadece Türk denizcilik tarihinde değil, dünya denizcilik tarihinde damga vurmuş önemli bir isim. Hem Osmanlı Donanma Komutanı, Osmanlı Amirali, aynı zamanda da yazdığı Kitab-ı Bahriye isimli eseri son derece önemli. Hem kültür tarihi açısından, toplum bilimi açısından son derece önemli bir eser ve dünyanın değişik bölgeleriyle ilgili çok geniş bilgiler veriyor. Ve oluşturduğu iki tane harita gerçekten son derece önemli. Burada işte Avrupa ve Kuzey Afrika'yı gösteren bir haritası oldukça o zamanki imkanlarla gerçekten çok net ve çok hassas bir şekilde oluşturabilmiştir haritaları. Haritacılıkta oldukça iyi bir noktadaydı özellikle bu dönemde Osmanlı denizcileri. Ve Batı Afrika ile işte Güney Amerika kıyıları, işte Grönland ve değişik bölgelerle ilgili olarak nedir? Bilgiler vermiştir ve haritalarını düzgün bir şekilde çizmeyi başarmışlar. Evet, Seydi Ali Reis de yine Osmanlı Donanma Komutanlığı yapmış ve bıraktığı eserler aslında son derece önemli. Tabii ki Donanma Komutanlığı'ndan öte. Memleketlerin Aynası ve Okyanus isimli eserleri gerçekten önemli. Burada pek çok aslında hesaplama, yön bulunan zaman hesaplama, pusula kullanma gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgiler verdiğini biz biliyoruz. Ve tabii ki tüm zamanların en önemli mimarların başında gelen Mimar Sinan. Yani tüm dünya tarihine baktığımızda gerçekten çok önemli bir mimar. Aynı zamanda bir inşaat mühendisi ve yaptığı şaheserleri hepimizin malumu. Tabii Mimar Sinan bu güzel eserleri yani hatta bazı hesaplamalar nasıl yaptığı bugün dahi tam olarak çözülebilmiş değil. Mimar Sinan'ın yaklaşık 400'e yakın eseri var. Yani bunlardan cami, medrese, köprü ve yol gibi pek çok eser mevcut. Burada Süleymaniye Camii'nin bir kendi çalışmasıyla tasarımını gösteren bir çizim. Evet, burada yine Emir Mehmet Efendi var. Burada Amerikan keşfi, Okyanuslar, Yeni Ülkeler hakkında verdiği Batı Hint Tarihi isimli bir eseri yine kültür tarihimiz açısından önemli. Ve yine 17. yüzyılın seçkin aydınlarından Katip Çelebi. Katip Çelebi önemli bir düşünür. Coğrafya, tarih ve bibliografiya, bilim dallarında değerli eserler vermiş. Ve özellikle Cihan Düğme adlı eseri son derece önemli. Dünyayı 7 iklime bölerek değişik kültürler hakkında, ülkeler hakkında siyasi, coğrafi, ticari, ilmi bilgiler vermiş. Gerçekten son derece değerli bir bilim insanımız ama artık 17. yüzyıldan, 16. 17. yüzyıldan sonra bunlarda azalma göreceğiz. Artık yetiştirdiğimiz evrensel bilim insanlarımızda. Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eseri, değişik kültürler ve ülkelerin tanınması açısından son derece önemli. Evet, 16. yüzyıldan sonra baktığımızda 17. 18. ve 19. yüzyılda artık evrensel değil, daha ziyade yani yapılan çalışmalar Osmanlı Devleti zamanında yeni çalışmalar niteliği kazanıyor. Evrensellikten artık bölgeselliğe düşüyoruz. O yüzden yapılan çalışmalar yani ilk anatomi kitabı mesela İtaki tarafından yazılmış. Yani çok daha mesela önceden yapılması gerekiyordu. Şahrizade Ataullah Efendi'nin yine aynı şekilde İbn Sina'nın eserine dayanarak yazıyor. Kaç yüzyıl önceki esere referans alarak yaptığı bir çalışma var. Yine tıp alanında yani Mustafa Behçet Efendi, Mehmet Şakir Paşa, bunların isimlerini alabiliriz. Evet, yine son olarak anacağımız önemli bir bilim insanı Ahmet Cevdet Paşa. Gerçekten çok büyük bir entelektüel. Ve yine çalışmaları var. Dönemlerin takvimi bilim tarihi açısından aslında bu eser son derece önemli. Aynı zamanda yine Kaşgarlı Mahmut gibi Türkçenin bilim için son derece uygun olduğunu, kullanışlı olduğunu, gerçekten çok uygunluk dile getirmiş önemli bir aydınımız. Evet, tabii biz Cumhuriyet dönemine kadar olan hikayeler aslında size kısaca vermeye çalıştım. Tabii ki verdiğiniz bilim insanları bunlarla sınırlı değil. Ben mümkün olduğu kadar işte aralarından seçerek almaya çalıştım. Bu bilim insanları özellikle 9. ve 14. yüzyılda gerçekten çok büyük biz bilim ve teknolojiye etki yaptığımızı görüyoruz. Pek çok bilim ve teknolojinin pek çok dalında aslında Türklerin çok iyi noktada olduğunu biliyoruz ama 17. yüzyıldan sonra maalesef özellikle medreselerin tabii ki bozulmasından dolayı biz üstünlüğümüzü ne yazık ki kaybediyoruz. Cumhuriyet dönemine baktığımızda tabii ki bu medreselerdeki bozulmaya tabii ki bir dur denmesi gerekiyordu ve üniversitelerin modernleşmesi, yeni bir eğitim sisteminin getirilmesi, hem mühendislik bilimlerinin hemen müfredata alınıp onunla ilgili olarak politikaların belirlenmesi gerekiyordu. Ve tabii ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası ve Türk milletinin kahramanlığı, fedakarlığı ve özgürlük tutkusuyla nedir? Doğu Trakya ve Anadolu'yu içeren bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Ve Cumhuriyet döneminde gerçekten Atatürk'ün büyük vizyonuyla gerçekten çok iyi görmek gerekiyor, çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki askeri ve siyasi yönden bir deha tartışmasız ama sanayi ve kültürel anlamda gerçekten vizyonun çok geniş olduğunu biz biliyoruz ve gerçekten bu anlamda da bir dahil olduğunu söylemeden ben geçemeyeceğim. Cumhuriyet döneminde baktığınızda, ekonomik büyümelere baktığınızda özellikle yıllık ekonomi büyümenin %8 civarında olduğu görülüyor. Yani Atatürk'ün zamanında gerçekten bu kalkınmazlık korunsaydı herhalde Türkiye şu an pek çok ülkenin çok daha önünde olurdu diye düşünüyorum. Atatürk'ten sonraki o ivme devam ettirilememiş. Atatürk'ün öngörüsüyle Kayseri'de yine uçak fabrikası kuruluyor. Yani havacılık sanayinde aslında bir altyapı 20. yüzyılın başlarında itibaren Türkiye'de oluşturulmaya çalışıyor. Atatürk zamanında kurulan, Kayseri'de kurulan fabrikada özellikle çok iyi avcı uçakları üretilebiliyordu. Ama bu fabrika 1940 yılında Atatürk'ün ölümünden sonra kapatılıyor. Yine benzer şekilde bir iş adamımızın, Nuri Demirağ tarafından 1937 yılında bir uçak fabrikası kuruluyor yine. O hem yolcu uçakları üretiliyor ama ürettiği yolcu uçakları yine daha sonradan savaş uçaklarına da dönüştürülebilecek tarzdaydı. Ve bu fabrika ne yazık ki, bunun hikayesi uzun, buna girmeyeceğim, 1945 yılında kapatılıyor. Bu fabrikalar devam edilebilseydi, Türkiye uzay ve havacılık sanayinde şu an çok fabrikanın olurdu. Yani o zamanlarda uçak üretimciler şu an hepsi uzayda. Yani bu ne kadar işe erken başlarsanız tabii ki o kadar önemli. Atatürk'ün öngörüsüyle kurulan bu fabrikalar, desteğiyle kurulan fabrikalar ne yazık ki daha sonradan kapatılıyor. Bu sadece bir kesitlenmek için ben söyledim Cumhuriyet döneminde. Tabii ki üniversitelerde, medreselerin bir artık nedir, yeniden düzenlenmesi gerekiyordu ve Atatürk'ün talimatlar doğrusunda 1933 yılında İstanbul Üniversitesi kuruluyor ve artık en azından 17. yüzyıldan başlayan gerileme süreci nedir? Bir resmi olarak, bir işlem olarak nedir? Sonlandırılmış oluyor. Ve daha sonra Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi'nin temelleri atılıyor. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruluyor ama bunun yanı sıra Atatürk tabii kültürel anlamda da değil, tarih anlamında da bir takım çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyor. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kuruluyor. Bu da 1930'lu yıllara tekabül ediyor. Tabii biz Cumhuriyet döneminde üniversitelerin kurulmasıyla birlikte tabii ki yetişmiş akademisyenlere ihtiyacımız var. Biz biliyoruz ki Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda ne yazık ki yetişmiş insan gücümüzün çok büyük bir bölümünü, neredeyse tamamına yakınını kaybettik. Ve gerçekten bu bizim için çok büyük bir sıkıntıydı. O dönemde Atatürk yurt dışından belli başlı bilim adamlarından davet edip üniversitelerin yapısını oluşturmaya gayret ediyordu aslında. Biz Cumhuriyet tarihine baktığımızda aslında yine evrensel çapta etki yaratan bilim insanları yetiştirdiğimizi görüyoruz. Tabii bunlar yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Türkiye'nin tarihsel birikimine, geçmişine, kültürüne ve mükemmel birine baktığınız zaman Türkiye'nin en azından ilk üçte yer alması gerekiyor. Yani bulunduğumuz dünyanın en büyük 16. 17. ekonomisinden bizim sıyrılıp yani dünyanın ilk üç ekonomisine girmemiz gerekiyor. Çünkü tarihsel sorumluluğumuz ve birikimimiz bunu gerektiriyor. Burada tabii ki ben çok sayıda değerli bir insanımız var ama yani ben birkaç tanesinin ismini alarak bu faslı kapatacağım. Bunlardan birisi Hulusi Behçet, özellikle deri hastalıkları üzerinde çok uzman ve literatüre geçmiş, Behçet hastalığı denilen hastalığı tanımlayarak literatüre geçmiş bir önemli bilim insanımız. Cahit Arf, pek çoğunuz iyi biliyorsunuz, çok önemli bir matematikçi. İşte Hasse Arf kuramını, Arf halkalarını bulan ve kendi adıyla alınan pek çok kuramı geliştiren birisi. Aynı zamanda makine mühendisliğinde mekanikle ilgili problemlerin çözümünde nedir? Mekanikle ilgili problemlerin çözümünde matematiğin uygulanmasını gerçekleştirmiş, uygulamalı matematiğe dönük çalışmalarda olan son derece önemli bir bilim insanı. Burada yine Ahmet Cemal Ergen, işte Ergen, sürekli ortamlar mekaniği ile ilgili gerçekten temel sayılabilecek eserler ortaya koymuş. İlklerden birisidir. Bunlar zor konular, gerçekten çok ağır konular ve bu konularda da gerçekten etki yapacak çalışmalar bırakmak gerçekten çok olağanüstü bir şey. Yine bir başka ağır konu tabii ki kuramsal fizik, çok ağır konulardan birisidir. Bu konularda gerçekten çok önemli çalışmalara, evrensel çapta etki yapacak çalışmalara imza atmış bilim insanlarımızdan birisi de Feza Gürsey'dir tabii ki. Burada evet, Behram Kurşunoğlu'na tabii bahsetmek gerekiyor. Daha Einstein'ın resmini görüyorsunuz. Genelleştirilmiş izafiyet kuramı üzerinde çalışmıştır. Çok kapsamlı bir kuramdır gerçekten. Yani bu konular az önce de ifade ettiğim gibi gerçekten yani çalışılması, şeyler çıkarılması zor olan konular ama bu konularda özellikle kuram oluşturmak gerçekten son derece önemli ve çok değerli bir izafiyet kuramı ortaya atmıştır ve Einstein'ın da görüşmeleri vardır belli dönemlerde. Evet, yine bir başka bilim insanı, özellikle matematiksel fizik, yüksek enerji fiziği, son derece önemli konular, parçacık fiziği. Bu konularla ilgili çalışmalar yapmış, önemli eserler bırakmış Orhan Asım Barut. Evet, yani belki de içlerinden en meşhur olanı Oktay Sinanoğlu, hepimizin çok iyi bildiği. Oktay Sinanoğlu Yale Üniversitesi'nde işte en genç yaşta profesör olan çok değerli bir bilim insanı. Yine çok özellikle kuantum mekaniği gibi bir konuda bu mekaniği işte kimya biliminin topolojik temelini oturtuyor ve kuantum mekaniği ile ilgili çok önemli çalışmalar var. 50 yıllık çözülemeyen bir kuramı kendisi çok kısa bir sürede çözüyor. Gerçekten dahi sınıfında bir bilim insanımız. Burada işte atom ve moleküllerin çok elektron kuramıyla, çalışmasıyla olacak. Daha sonra da hızlı bir şekilde zaten profesör oluyor. Son derece değerli bir bilim insanı. Evet, yani ben size aslında kısaca hem Türk tarihiyle ilgili bir hikaye anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda medrese sistemi Selçuklular ve Osmanlılar'da bunu vermeye çalıştım ve kopuş nerede başlıyor, 400 yıllık bilgi nerede başlıyor. Daha sonra nedir? Önemli bilim insanlarımız, Cumhuriyet öncesi ve sonrası. Onlardan bahsetmeye çalıştım. Şimdi peki hedeflerimiz ne olmalı? Bizim gerçekten çok ileri noktalara gelebilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Biraz onu irdelememiz gerekli. Burada her şeyden önce, yani sadece aslında bilim ve teknolojiyle ilgili her şeyde kısa, orta ve uzun süreli bizim politikalarımız ve stratejilerimiz olmalı. Alternatif planlar da olması gerekli. Yani bunun çok acilen eylem planı olarak hazırlanması gerekiyor. Her şeyden önce bilim kentleri kurulmalı. Japonya, Japon mucizesini bilim kentleriyle gerçekleştirdi. İşte Tsukuba'da 1970'lerde kurduğu bilim merkezinde şu an binlerce doktoralı insan çalışıyor. Artık Türkiye'de yetişmiş insan gücü günden güne artıyor ve ürün odaklı, proje bazlı ve sonuçta bir hedef koyarak hedef çalışmalarına odaklanması ve değişik dallardan bilim insanların toplanması gerekiyor. Türkiye Türkçesini bilim dili olarak yaygınlaştırması ve kullanması sağlanmalı. Bu çok önemli. Yani dil son derece önemli. Biz tarihsel gelişime baktığımızda en büyük zaaflarımızdan birisi de bu ne yazık ki. Biz mükemmel bir dilimizi pek çok zaman ihmal etmişiz. Büyük Selçuklulara, Harzemşahlara, Bağburlulara bakıyorsunuz. Resmi dil olarak Farsça kullandıklarını, sizin hükmettiğiniz İran'da İran dilini resmi dil olarak kullanıyorsunuz. Yani bunu artık sizin takdirlerinize bırakıyorum. Yani Türkçenin maalesef gelişimine çok büyük darbe vurmuştur bu. Yani tamam halk konuşuyordu Türkçeyi, tabii ki Türkçe ölmeyecek. Ama bizim Türkçenin hem bilim dili olarak geliştirmemiz lazım. Biz bilim dili olarak işte uzun bir süre Arapçayı kullanmışız. İşte edebi metinlerde, tarih yazımlarında, resmi dillerde bakıyorsunuz. İşte Osmanlı öncesi devletlerde ağırlıklı Farsçayı kullanmışız. Kesinlikle yanlış. Yani bunun Türklerin özellikle kendi Türk medreselerinde Türkçenin bilim dili olarak gelişmesi ancak kullanılarak gelişir. Ki Türkçe gerçekten mükemmel bir dil, sondan eklemeli, bir dil, yazıldığı gibi okunuyor. Okunduğu gibi yazılıyor. Yani bu şekilde dil bulmak gerçekten kolay değil. Diğer dillere baktığınızda gerçekten Türkçenin pek çok dilin üstün olduğunu görürsünüz. O yüzden Türkçenin yaygınlaştırılması lazım. En azından işte bizimle çok yakın tarih, kültüre, yani kısacası aslında her şeyin bir olduğu Azerbaycan, Türkmenistan'la bu yönde mesela ilk çalışmalar başlatılabilir diye düşünüyorum. Tabii üniversite seviyesinde esas olarak. Evet, Türkiye'deki büyük ve köklü üniversitelerin Türk devletlerinde yeni yerleşkeler kurması planlamalıdırlar. ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaptığı yerleşke gibi. Ve benzerini İstanbul Teknik'te yapıyor. Yapılması gerekli. Yani bizim mutlaka özellikle büyük üniversitelerin buralara girmesi gerekiyor. Her şeyden önemlisi ürün odaklı ve takım çalışmasına dair projelere ağırlık verilmelidir. Yani bir hedef verilecek. 2023 yılına da işte uzak yapılacak. İşte 2000 kilometre menzilli füze yapılacak gibi. Yani bunların planlamasının yapılması gerekiyor. Aksi takdirde işte çok değerli bilim insanları, herkes farklı, özel, ayrıntılı bir konu üzerinde çalışıyor ama bir sinerji yaratılamıyor. Yani herkes kendi dünyasında bir şeyler yapıyor ama bunların birleştirilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de çok değerli bilim insanı var, Türkiye'nin yapacak gücü var. Türkiye'nin pek çok şeyi yapacak gücü var. Yani yeter ki stratejik plan olsun. Evet, bütçeden eğitim, öğretim, Ar-Ge, bilim kentleri ve üniversite için ayrılan pay artırılmalı. Bu işler parayla olur. Bilim teknoloji geliştirmek projeyle olur, parayla olur. Laboratuvar çalışması da olur. Yani bunların desteklenmesi gerekiyor. Yani desteğin çok daha büyük oranda olması gerekiyor. Bir ülke, yani turizmde falan çağı atlamaz. Bilim ve teknolojide uygulanma seviyesini yükseltmez. Turizm bir yan gelirdir. Biz turizm şu kadar turist gelsin, şu kadar olsun, tamam, senede 25-30 milyon dolar kazanırsınız. Yani o kadar. Veya adamını artırdınız biraz daha. Gerisi nedir? Türkiye'ye gelen zaten turistin profilde belli. Yani biz belki o kadar turizm diye yaptığımız şeyleri belki bilim ve teknoloji diye söyleme dönüşmeseydik herhalde çok daha farklı olurdu. Yani bilim teknolojide katma değer yüksek bir ürün ürettiğiniz zaman inanılmaz ülke ekonomisine katkısı var. Önemli olan bu. Yüksek katma değeri olan ürünler üretebilmek. Yani turizm tamam ondan yan gelirdir. Biz bilim ve teknolojiye, eğitime nedir? İyi odaklanmamız gerekiyor. Ve bunun içinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmamamız gerekiyor. Maddi ve manevi anlamda. Evet, tabii ki bilim ve teknolojide stratejiler belirlerken aslında bunu pek çok ülke çoktan belirlemiş durumda ve ona göre zaten kaynaklara aktarılmaya başladı bile. Tabii ki günlük yaşamdan tutun da işte bilim ve teknolojide, sanayide, üretimde her şeyde kullandığınız şeyler tabii ki bilim ve teknolojinin ürünü. Hem bilimlerin, mühendisliklerin ürünü. Tabii ki bu alanlarda çok büyük yatırımlar olması gerekiyor. Toplumun hem bireyin hem de toplumun refah seviyesinin yükselmesi için bu dallar son derece nedir? Kritik. O yüzden diyoruz ki bilim ve teknolojide belirtilen bu başlıklar üzerinde bu başlıklar artırılabilir. Ama ben genel olarak öne çıkan dalları yazmaya çalıştım. Nanoteknoloji ve nano malzemeler son derece kritik. Yani bu konuda mutlaka bizim çalışmaları çok daha, tamam iki merkez kuruldu şu an Türkiye'de ama dediğim gibi ürün odaklı hale dönüştürmek gerekiyor. Uzay ve havacılık teknolojileri ne yazık ki bunda hiç de arzu edilen bir noktada değiliz. Bunu kabul etmek lazım. O yüzden bu konularda çalışmalara yürütmemiz gerekiyor. Bunlar hep yüksek teknoloji içeren bilişim teknolojileri, savunma teknolojileri, biyoteknoloji, nükleer ve yenilenebilir enerji kaynakları, yüksek enerji fiziği. Yani bunlar son derece kritik noktalar ve Türkiye'nin gerçekten yeteri kadar hem yetişmiş insan gücü hem de bu konularla ilgili para ayırması gerekiyor ve odaklanmamız gerekiyor. Evet ve tabii ki sağlam temelli bir eğitim sistemi ezbercilikten ve sadece test sınavına yönelik öğrenci yetiştirmekten uzak bir şekilde oluşturmalıdır. Eğitim sistemi sağlam bir temelle oturtulmalı ve uzunca bir süre o sağlam temelde devam etmesi gerekiyor. Öğrencilere araştırma alışkanlığı ve yetisi tabii ki kazandırılmalıdır. Evet, ben sözlerimi yine Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle bitirmek istiyorum. Türkiye'nin unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesiyle medeniyet hukukunda yeniden bir şimdi ağlayacaktır. Umut ediyoruz. Ben sözlerimi burada noktalıyorum.